Yani bu dijital çağın menfi tarafı olan seni halklara böyle kendini pazarlamaya çalışmak, şöhret yakalamak, onlara onu yapabilmek için farklı çeşit hallere düşmek sana bir şey kazandırmıyor. Sen bu değilsin. İnsan bu değil. İnsanın mahiyeti bu değil. Bak çok zengin istidatlara sahip, akıl nimetiyle bütün varlıktan ayrılmış bir indir. varlıksın sen. Senin adın insan. Bu asrın en büyük gafleti belki dijital çağın menfi kısmı ve insanı en çok yanlış yola sapan, yanlış fikirler veren de yine dijital çağın menfi kısmı. Bu kısımlar bizim manevi latifelerimizi, kalbimizi, vicdanımızı, ruhumuzu öldürüyor abi. E yani bugün dijital çağın menfi kısmından zarar görüyorsan nedeni bu abi. İnsaniyetini doğru tanımlayamamışsın. İnsan oluşunu doğru anlamlandıramamışsın. İnsan nedir? Mahiyeti nedir? Bunu doğru anlamlandıramadığım için ben dijital çağın menfi kısmına düşüyorum abi. Selamun Bugün kum saati ders formatımızda dijital çağda insan kalabilmek Konu başlığında ikinci serimizi, ikinci videomuzu çekiyoruz. İlk videoda biraz e, ne konuşmuştuk ilk çalışmamızda onu hatırlatalım. Biz dijital çağın e, müspet ve menfi noktalarını ele aldık. Aslında en başta dijital çağ, neden çağımız dijital çağ diye adlandırılıyor onu konuşup e, gerçekten de en ufak bir bebeğin çocuğun dahi elinde ve hayatımızın her bir yerinde dijitalliğin mevcut olduğunu ee, bunun inkar edilmez bir gerçek olduğunu her bir Müslüman ya da her bir bireyin her bir insanın dijitallikten uzak mı kalması gerekiyor yoksa dijitallikte e, doğru mu kullanım gerekiyor diye konuşup müsbet ve menfi noktaları var diye ele almıştık. Evet. Daha sonra bir nokta bizi aslında bu ikinci derse doğru itti. O da şuydu biz her bir menfi noktadan sonra e, doğru insaniyet tanımlamasını yaparsak müsbeti yakalarız. Yani dijitallikte problem yaşamayıp bu dijital çağı e, müsbet noktada kullanabiliriz diye konuşmuştuk. Şimdi bugün de onu yapmaya çalışacağız. Nedir insaniyet tanımı? Doğru insaniyet tanımı. İnsanı ele alacağız. İnsanın en değerli nimeti olan hayatı, ömrü ele alacağız e, ve bu minvalde doğru bir insaniyet tanımlamasıyla ya da insanın mahiyetinin hatırlatılmasıyla dijital çağı tekrar bir şöyle o noktada değerlendireceğiz. Aslında bu manalar bizim yabancı olduğumuz manalar değil. İlk kum saati derslerinde bunları ya da diğer derslerde sıkça konuştuğumuz manalar ama geri geldiği için dijital çağ konusuyla da alakalı olduğu için insanın mahiyetini bir kez bir kez daha konuşmamız gerekiyor. O yüzden bugün inşallah önce insan nedir diye başlayarak. Burada asıl bizim için önemli olan aslında derslerimizde nedir diye soruyoruz, ne değildir diye de konuşmak gerekiyor. Çünkü biz şu an insanı olması gerektiği gibi değerlendirmiyoruz. Mahiyetini doğru bilmediğimiz için de işte dijital çağın menfi noktaları hepimizin üzerinde gözükmeye başlıyor. O zaman önde ben sana bir soru sorarak inşallah derse start verelim. Önce bir kum saatimize start verelim onu bir döndürelim. Kum saatimizin müsaade ettiği müddetçe bu konuyu ele alacağız. Şimdi insan nedir yani ya da şöyle soruyu genişleteyim. İnsan bir ceset bir maddeden mi ibarettir diye sorsak abi evet. nasıl değerlendiririz? Abi ilk önce insanın e, maddeden madde merkezde olmadığını anlamamız için bir kıyas yapmamız lazım. Yani tamam. bir karşılaştırma yapmamız lazım. Kainatta en cami gözüken de hatta felisofların dediği gibi insan yürüyen bir hayvandır diyorlar ya abi. Evet. Bu noktadan mesela hayvanlarla karşılaştırdığımız zaman insan en basit bir serçe kuşu desek serçe kuşu kadar dahi bu hayattan lezzet alamıyor. Çünkü akıl olması hasebiyle hatta insan ve akıl serisinde bunlar da evet, evet. konuşmuştu hatta beraber konuşmuştuk bu noktayı da. Bir serçe kuşu kadar bu hayattan lezzet alamıyor ya bir noktada. bir örnek versene mesela abi. Serçe kuşu nasıl e, lezzet alıyor ben nasıl alayım? Mesela alamıyorum. abi en basit örneğinden bugün bir insanın bir eve ihtiyacı var değil mi? O evet. evin içinde işte bulaşık makinesi, çamaşır makinesi vesaire böyle birçok ihtiyacı varken serçe kuşu bir ağacın üstüne 2-3 tane çalıyı koyuyor, Hı. orada yaşıyor. Yuvası orada oluyor. Çocuğu olsa çocuğunu dert Hı. edinmiyor. İnsan dert ediniyor. Yine e, diğer bir noktada e, insan istidat cihetiyle ile baktığımız zaman böyle hem ne olmadığı yani serçe kuşu kadar hayattan lezzet alamadığı noktası var hem de insan istidat cihetiyle çok zengin abi. Mesela yürüyebilir, koşabilir, yüzebilir, bazı vasıtalarla uçabilir. Mesela hayvanatın bazıları bunların bazılarını yapabilir. Evet. Ama insan bunların Hepsini kendine cam etmiş bir varlık. Baktığımız zaman yine bir fark var. Yine baksak, yine değerlendirsek, yine bir kıyas yapsak. En basitinden bir sivrisinek veyahut işte arıdan baksak abi. Hı -hı. Arı doğar doğmaz işte bir iki kilometre gidip bal yapıp geri dönüyor. Direkt yani çıkar çıkmaz, çıkar değil çıkmaz değil yapıyor ya da sivrisinek doğar doğmaz geliyor Hı -hı. insandan kan alıyor. Şimdi sen sağlıkçı olduğundan dolayı daha iyi biliyorsun. Dört yıl ...veya iki yıl Çok sağlık tabii. okuyup damar yolu bulamayan insanlar oluyor bazen yani. Hı. Onu, o ilmi kime öğretmiş yani? mesela şurada yeri geldiği için bir tefekir onu görmüştüm. Bir gün o sivrisinek aynı zamanda kendi anestezisini de kendi yapıyormuş. yani. Sivrisinek mesela sizden kan alırken tabiri caizse hiç uyandığınız oldu mu mesela yani? Uykudayken kimse hissetmiyor. Bir kalkıyor ki bir bakmış. Evet, Orada peşine. bir reaksiyon var. Yani sivrisinek aynı zamanda önce anestezisini veriyormuş. Yani sivrisineğin yaptığı bir fiili yapabilmek için birçok aslında ekip çalışıyor hastanede yani. Evet. Acayip bir şey. Ya peki bu kadar işte sivrisinekten arıdan baktığımız zaman insan bu iki yaşında, insan iki yaşında ancak yürümeyi öğrenebiliyor. Ya o zaman şöyle bu varlıklar sanki başka bir alemde öğrenmişçesine. Evet. E, yani istidatları e, tamamen neşuneva bulmuş şekilde evet. geliyorlar, yaratılıyorlar. İnsan işte hep bir öğrenmeye muhtaç. Evet. Hep bir olgunluğa. Yani hala hatta geçen bir bununla alakalı Samsun'da bir abiyle konuşuyorduk. 60 yaşında bir esnaf abi varmış, ticaret yapıyormuş. 60 yaşında 40 yıldır esnaflık yapıyormuş abi. Demiş ki o abiye ya demiş geçen bir ticaret yaptım, zarar ettim. O bana tecrübe oldu. Bana dedi ki Önder de 60 yaşındaki adam daha hala tecrübe kazanıyor hayatta. Yani o zaman insanın istidatlarının gelişimi sonsuz diyebiliriz yani. Öne açık yani. Evet birçok istidada sahip. E, i̇stidat dediğimiz zaman mesela biraz açacak olursak abi az önce söyledik mesela yürümek bir istidat dedik, evet. koşmak. E, yani bunların yanında mesela düşünmek de bir istidat. Evet. Daha sonra mesela bir şeyleri keşfedebilmek de bir istidat. Bugün mesela hani diyoruz ya biz e, buluş diyoruz mesela. Yani bir teknoloji keşif diyoruz mesela yani. İnsan bunları nasıl yapıyor? İşte, işte bunlar insanın içerisinde var olan insana derc edilmiş istidatlar aslında. Evet. Bu istidatları ne nemalandırıp ne nema bulduğu zaman böyle güzel tablolar ortaya çıkabiliyor. O zaman insan bu yönden gerçekten zengin bir varlık. Yine başka bir noktada şöyle bir şey var abi. Mesela insanın sadece madde merkezde olmadığı, madde merkezinde hayvana dahi yetişemediğinin yine bir göstergesi. Geçen bir 50-60 amca camide konuşuyor dinliyorum diyor ki ya diyor ne bu diyor ya ocağa muhtacız, yemeğe muhtacız, eve muhtacız diyor. Karga diyor alıyor cevizi, çıkıyor yukarı, aşağı atıyor, kırıyor onu, evet. yiyor diyor. Allah Allah bir karga çok rahat besleniyor. Ve yıllarca da onu yiyor yani. Ya evet. karga denince akla ceviz geliyor yani. Acayip. Bir şey. Ama insan oldu, bakıyorsun bugün yediğini yarın yemez oluyor. Yani aslında yeni lezzetlere ihtiyacı var, farklı şeylere ihtiyacı, var. farklı besinlerden, farklı gıdaları almaya ihtiyacı var. Yani ama hayvan öyle değil. Kesinlikle. Lezzet alma noktasında da bakıyorsun. Aynı cebizden yıllarca lezzet alabilir misin abi? Alamazsın ama hayvan lezzet alma noktasında on numara yani senin gibi değil. Ee, i̇şte insanla o zaman hayvanı birbirinden ayıran şu olsa gerek abi. Hayvan evet madde itibariyle e, ve lezzet alma itibariyle senden daha iyi. Evet. Çünkü sende bir akıl nimeti var. Şimdi o zaman sana konulan bu akıl nimeti seni ondan farklı kılmış ama sadece lezzet alamama ya da elem çekme noktasında değil elbette. Bunun sana verilmesinin bir hikmeti, bir gayesi var. Sen bununla aynı zamanda hayvanattan ve diğer mahlukattan ayrılıp bu sefer senin üstüne çıkacağın şeyler de var. Evet, elbette. Kesinlikle. İşte az önce söylediğimiz gibi insan istidatça e, zengin bir varlık. İşte akıl da buna dahil, e, aklımızı kullanabilmek de buna dahil. O zaman madde itibariyle insan hayvanattan dahi geri. Geri Bunu, Bu noktada hemfikiriz. Ama istidat cihetinde gayet zengin bir Varlık. varlık. Evet. Evet. Şimdi insana takılan bu istidatlar keşfedilmeye ve geliştirmeye müsait şeyler aslında. Şimdi sivrisineğe örnek verdik ya da diğer hayvanlara örnek verdik. Onlar dedik ki hani öğrenmişçesine geliyor ve sivrisineğin bir üstüne koyabileceği bir şey yok değil mi abi mesela? Evet. Gördün mü yani 5-6 yıldır kan alıyoruz. Ee, Allah'ın izniyle bu işte <laughs> <laughs> profesör makamına geldik, master yaptık diyen bir sivrisinek yok. Hepsi aynı şey yapıyor. En küçüğü de en büyüğü de aynı şeyi yapıyor. Ama insan gelişime, işsiz geliştirmeye daima müsait bir varlık. <laughs> ee, aynı zamanda bu insan için de şunu söyleyebiliriz. Şimdi biz konuyu hatırlatacak olursak insanın mahiyetini konuşuyoruz. Sorduk ki insan maddeden mi ibarettir? Yani maddeden mi ibarettir dediğimizde e, maddeden kastımız ne aslında? Lezzet alabilmek. Yani. Aynanın e, karşısında e, gözüken ha. mi yani? Ya eli bu mu gözü, yani? Ha. Elin midesi. Gözü. Yani hani saçımızı tarıyoruz, bakıyoruz. Ha. Bu muyuz yani biz? Evet. Bu değilmişiz. Çünkü baktığın zaman gerçekten de hani saçın ağrıyor. Evet. Abi bakıyorsun şu martılara mesela. İstanbul'da çok tefekkür ediyor. Bembeyaz hayvan. Evet. Kirlenmiyor hayvan ya. Dışarıda ama kirlenmiyor yani. Bakıyorsun mesela hani onları önemsiyoruz ya. Aynanın karşısına geçtiğimizde kendimize bakıp. Sen öyle değilsin abi. İşte ha. sen yetişemiyorsun bir hayvana yani. Ha, gel gelelim. İnsan böyle aciz bir varlık olmasına rağmen kainatta da her şey aslında insanın hizmetine sunulmuş. Kesinlikle. Yani kainata da bir sultan olabilecek mahiyette bir varlık aslında insan. Ve yani öyle bir şey ki bunların hepsine de bir sahip, bunların hepsini yönetebilecek, bunların hepsini kendi için kullanabilecek bir varlık. Yani şimdi o zaman insanın işte o aynanın karşısında görünen ve madde olarak adlandırdığımızdan ya da küçümseyip basit gördüğümüz o halden farklı bir hali var insan. İnsan bu değil yani. Şimdi insan üzerindeki bütün güzellikleri de görüyoruz. Bu da bir mana. Ben şöyle düşünmüştüm bu dersi çalışırken. Şimdi insan öyle bir varlık ki bütün güzelliklerin üstünde görünebileceği uygun bir zemin insanda mevcut. Yani buna ne dedik mesela? Az önce örnek verdiğimiz şeyler. İnsan keşfediyor, insan buluyor, insan düşünüyor, insan manalandırıyor. Yani bu bir hayvanda yok. İşte mesela martunun üzerinde görünebilecek güzellik birkaç tane güzellik sayıyoruz. Evet. Ne gibi? Mesela hayvanın yaratılışındaki o güzel rengi, uçabilmesi, sonra o besinini bulup o besinini o şekilde yiyebilmesi vesaire vesaire her hayvana göre. Ama insana bakıyorsun, saymakla bitmeyecek şekilde bütün güzellikler insanın üzerinde görülüyor yani. Evet. Cemali bir güzellik var. Yani suretinde bir güzellik var. Aynı zamanda insanın duyguları var, o noktada bir güzellik var. İnsanın evet. keşfedebilmesi, insanın buluşları, insanın başka türlü türlü her şeyinde aslında insan mahiyet itibariyle de üzerinde bütün güzellikleri gösterebilecek uygun zemine sahip bir varlık. O zaman bu noktada da insanı yine hayvandan ayırıyoruz. Ya da insanı madde olmaktan ayırıyoruz. Şimdi abi konuyla da mesela bunu bağdaştıracaksak şöyle bir mana geldi alemime de ee, niye bu aslında bunları söylüyoruz? Niye anlatıyoruz? Evet. Maddeden ibaret olmadığımı anladığım zaman kendime değer vermeye Tabii. başlayacağım. Yani bu mesela e, enaniyet noktasında bir değer vermek değil. Şimdi kıymetli bir malı kıymetsiz yerde Aa. öldürmezsin. Yani sen örnek veriyorum. işte Mona Lisa tablosunu demirciler çarşısında satmazsın. Evet. Niye? Ne yaparsın? Aynen. Biliyorsun. Sanatçıya göre verirsin. Aynen öyle de işte caizse 23. sözün birinci babası birinci noktada anlatılan gibi insan bu madde itibariyle değil manevi yani iman değeriyle imanla değer kazanacağından dolayı bu sefer ben bu insaniyeti çöplükte öldürmem yani Öldürmez. çöplük nere dijital çağın menfi. menfi kısmı. evet Yani aslında dersin bağlantısında da kuralım arada biz ilk evet. dersimizde bu menfi ve müsbet yani evet. bu dijital çağın bir olumsuz tarafı var bir olumlu tarafı var. Herkes diyor ki bu olumlu tarafı kullanıyoruz. Ama bu olumlu tarafı kullandığımızı söylerken sık sık bu olumsuz taraflara düşüyoruz. Bizler de evet. bu manaları konuşuyoruz. Gidiyoruz mesela ilk dersimizi çektiğimizden bu yana bu dersi çekene kadar belki dijital çağ menfi evet. kısmından zarar gördük. Kesinlikle. O zaman bu manaları yani ne manasını bak kardeşim. Sen insansın. Senin bir mahiyetin var diye evet. başta nefsimize sonra cümlemize hatırlatmak için sen maddeden ibaret değilsin. Sen maddeden ibaret olsaydın evet yani o aynanın karşısına geçtiğinde gördüğün ve değerlendirdiğin ve gün içerisinde basit olarak değerlendirdiğin varlık olsaydın o menfi kısmında hareket edebilirdin. Dijital cam menfi kısmının sana zarar vermiş vermemiş önemli olmazdı. Ama bugün o müsbet noktasından faydalanıp Menfi kısmından zarar görmemek için insanın mahiyetini konuşuyoruz. Kesinlikle. Şimdi o zaman şöyle bir şey de var abi. Böylesine mucizevi bir varlık yani anlatıyoruz ya deminden beri. Hayvandan ayrılan tarafları var. İstidatları çok geniş bir varlık insan. Yani hayattan lezzet almak noktasında da böyle bir varlık demin de bahsettik. Hayvan da yetişemiyor. Aynı zamanda hayattan lezzet alma noktasında en elemli varlık. Evet. Yani bunu nasıl anlayabiliriz? Şimdi e... aynı zamanda bak ne demişiz buraya da yazdım. Şimdi Dur. lezzetleri dehşetli elemler ile bulaşık. Evet. Yani sen safi bir lezzet alamıyorsun. alamıyorsun. İçinde mutlaka bir elem. Niye mesela yani? Bunu bir düşünelim. Şimdi bunu bir tefekkür edelim. Ya şimdi abi özellikle orada da geçen derste de konuşmuştuk ya. Hani lezzet ve keyif noktasında hayvanata yetişemiyoruz. Çünkü lezzet alacağın şeyde Hemen ondaki firak geldiği zaman o elem sana geliyor. Örnek veriyorum. Çocuğunu, işte eşini, işini seviyorsun. Evet. İşte arkadaşını seviyorsun. Ondan bir lezzetin var. Ama o an onun öleceği senin aklına geldiği zaman bu sefer elem veriyor anneme babama. O muhabbetin bir anda bir kırılıyor yani. Ölecekler, mezara girecekler. Yediğin da... yemekle bile aynısı oluyor Kesinlikle değil mi? Kesinlikle evet bitecek ama. yani bu. Bitecek. O yüzden şöyle bir ifade geçiyor. Geçen derste de konuşmuştuk. İnsanın bu dünya gönderiliş hikmeti ve gayesinden ziyade... Şunu demiştik insan bu dünyaya keyif ve lezzet sürmek için gelmediğine delil mütemadiyen gelenlerin gitmesi, gitmesi, gençlerin ihtiyarlanması, zeval ve firakla yuvarlanması şahittir diye bir ifade geçiyor. Yani demek ki keyif ve lezzet sürmek için ben bu dünyaya gelseydim ölüm olmazdı, ayrılık olmazdı, firak olmazdı, olmazdı, ihtiyarlık olmazdı bunlar varsa... Hakiki lezzet yok. Ayrılık olan bir şey de hakiki lezzet olabilir Kesinlikle. mi? Olamaz abi yani. Yani o zaman şöyle diyebiliriz. Bütün bu ölümler, e, ihtiyarlanmalar, evet. bir şeyin son bulması, güzelliğin zamanla böyle hani kendimiz de o ayna karşısından bahsediyoruz. O cemali güzelliğin bak diyoruz saçlarımız ağarmış diyoruz, yaşlanıyoruz diyoruz falan filan. Bütün bunlar insanın aslında tam bir lezzet alamayacağını, tam evet. lezzet alacağı yerin burası olmadığını, böyle bir mahiyette olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Yani o yüzden de biz diyoruz ki insanın lezzetleri dehşetli elemlerle bulaşık. Evet. Yani o, o bulaşmış sana. Yani o lezzeti safi bir şekilde alamayacaksın. O zaman o bize bir şey işaret ediyor aslında evet. yani. Yani şöyle de diyemeyiz. Yani insan bu dünyaya full elem çekmek için gelmemiş. Hayır. Evet. Bir lezzet var ama asli lezzet lezzetin aslının burada olmadığını sana gösteriyor ki bu da bize ahiretin aslında Kesinlikle. bir ihtiyacımız olduğunu ve ahirete bir delil oluyor aynı zamanda. O zaman görüyoruz ve anlıyoruz ki önder abi şunu diyebiliriz. Insandan istenilen mana başka bir şey. Yani deminden beri konuşuyoruz. Diyoruz ki hayvan şöyle, hayvan böyle. Az önce dedik ki hayvan hiç mesela yiyeceği yemeğin biteceğini düşünür mü? Yok. Ya önündeki samana bile bakmaz ne kadar kalmış diye yani. Biz bir yemeğe oturuyoruz. Yemek ne kadar? Devamı var mı? Buradan elem çekiyorsun. Birini seviyorsun. Ayrılık oluyor. Oradan elem çekiyorsun. Gençliğin ihtiyarlanıyor. Bu saydığımız şeyler az önceki gibi. O zaman insandan istenilen mana farklı. Bunda hemfikiriz yani. İnsan bu dünyaya yani az önce hayvanda saydığımız ya da ayna karşısında gördüğümüz madde itibariyle yaşamak için gelmemiş. Insandan istenilen mana gaye farklı. İnsanın arzuları, kabiliyetleri ve lezzetleri başka hiçbir canlıyla aynı değil abi. Şimdi önce insan ayrımını yaptık. İnsanın ne olduğunu konuştuk. İnsanın mahiyetini konuştuk. Şimdi bir de şu noktada abi çok özür dilerim. Şu noktada çok önemli. O da dedin biraz sati geçtik orayı da. Mesela baktığımız zaman insan böyleyken, elem alırken, lezzet ve keyif kadar alamazken diğer bir noktadan da yani baksak sadece aklımızla baksak hani dinsiz baksak tabiri caizse bilim dediğin olayla baksak bile her şey insana hizmet ediyor. ve yani mesela evet. güneş, evet. gece, gündüz, ay, inek, tavuk, bal, arı hepsi bakıyorsun noktayı merkeze de sanki insan var İnsan etrafında dönüyor. Ya bu da işte neyi gösteriyor? Insandan istenilen gaye ve amaç farklı. Evet. Sen buraya bunun için gelmemişsin. Yani üstad yine bir ifadesi var. Yani geçen senin mahiyetin hayvan gibi koşturmak değil diyor yani. Onları manalandırmak. Manalandırmadıktan sonra insana çok elemler veriyor, acılar veriyor işte. Evet. O yüzden baktığımız zaman da her şey bana hizmet ediyor. Evet. İşte bu şuurdaki bir insan peki abi yine dijital çağa bağlayalım. Allah bu şuuru hepimize başta bana nasip etsin. Böyle bir insan vaktini boş işlerde, boş yerlerde, boş akışlarda evet. harcayabilir mi? Harcayamaz. Çünkü kendindeki değeri fark ediyor evet. yani. Kainat sana hizmet ediyor, sen kainata hizmet etmiyorsun. Hani güneş bugün doğacak güneşin sıcağı için odun taşı demiyor kimse sana evet. ama senin için güneş doğruluyor yani Acayip güneş iyi, doğuyor evet. yani bütün kainat sana hizmet ediyor. Sen mahiyetinde çok değerli bir varlıksın Onu şimdi bir kenarıya koyalım. Şimdi bunu hayat içerisinden de örneklerle böyle insanların genelinde görmüş olduğu ya da e, insanların dikkatini celbeden örneklerle biraz anlatmaya çalışacağım. Mesela bu hayattan lezzet almak noktasında en önemli bir varlık olduğunu insanın bir örnekle anlatmak istiyorum. Buna mesela hayat içerisinde birçok gencin özendiği, birçoğumuzun hayretle temaşa ettiği futbolcular var mesela, şöhretli insanlar var mesela. Bunları hayatlarını ben biraz inceledim abi ya da incelemeye de gerek yok yani şu an öyle bir diyoruz ya dijital çağdayız. Birçok şeyi duyuyoruz. Hı. Mesela geçenlerde ben bir şey duymuştum. Dikkatimi çekmişti. Üzerine biraz düşününce dersimizle alakadar olduğunu gördüm. Bu ünlü futbolcu Ronaldo. Şimdi bu adamın hayatını elimiz ele, ele aldığımız zaman aynı zamanda mesela o Messi'si, bilmem nesi bunların hepsi buna dahil. Bu adamlar şu an saniyede bilmem kaç dolar kazanan insanlar. Yani bu adamların birkaç saniyede veyahut birçok ülkede bir saniyede kazandığı parayı bazıları aylık asgari ücret olarak alıyor yani. Afrika'da mesela bazı ülkeler var. Aylık adam 30 dolara ya da 20 dolara gibi bir şeyle çalışıyor. Bu bahsettiğimiz Ronaldo onu birkaç saniyede alıyor. Şimdi bizim meselemiz Ronaldo'nun kaç para aldığı değil. Meselemiz ne biliyor musun Böyle bir hayat yaşıyor bu adam. Yani bu adamın istediği zaman ulaşma imkanı var her şeye. Yani bugün ben Gelene kadar buraya bindim, 500 TL'ye bindim, ona bindim, ondan indim, ona bindim. Tamam <laughs> şimdi ama adam bir şey hissesin, hemen bir jete biner bir yere iner değil mi? Maddi imkanlardan bahsediyorum. Mesela lezzet alacağız ya hani orada görüyoruz ya hani. Maddi imkanlarda görüyoruz ya bazı şeyleri. Hayatın mahiyetini falan oraya sığıştırıyoruz ya. Onun için bahsediyorum. Şimdi bu adamlar çok acayip şekilde hayattan lezzet alıyorlar güya. Görünen işte gençlerimizin veyahut bizlerin özendiği kısım bu. Yani bu özenme boyutunu da açayım mesela o kadar bir özenme ve o kadar gıpta etme var ki yani birçok kez görmüşsünüzdür sahaya atlayıp koşup yani önünde secde eder vaziyete düşen insanlar var yani bu adamlar. Yani o da bir insan, o da bir insan. Ama artık gözümüzde ne kadar büyütmüşsek, gözümüzde hangi boyutlara taşıdıysak. Şimdi o gözümüzde çok farklı boyutlara taşıdığımız Ronaldo'nun hayatından bir kesit alacağız. Bir şey paylaşacağız. Şimdi İki noktada ele alacağız. Birincisi biz az önce bir şeyden bahsettik. Dedik ki insanın istidatları zengindir. İnsanın istidatları keşfedilmeye, geniş geliştirilmeye müsaittir. Mesela bu noktadan ele aldığımızda bu adamlar istidatlarını geliştirmişler kardeşim. Yani bugün Ronaldo'ya bakarken Ronaldo'ya da bu şekilde bakmak lazım. Adam ne güzel top oynuyor değil. Ya adamda öyle istidat var ki adam bu istidadı geliştirmiş. Ondaki istidat belki sende de olabilir. Ha, yetenek kısmını Cenab-ı Hak istediğine verir ayrı bir husus. Ama koşabiliyor mu adam? Yani sen de koşuyorsun. Şimdi ben şuradan merdivenden koşuyorum tıkanırım. Ben bu istidadımı geliştirmemişim. Ama baktığın zaman insan bakıyorsun mahiyetinde bak ne güzel istidatlar var. Yani o Messi olması lazım herhalde o çok iyi çalım atan. Şimdi bu adamlara örnek veriyoruz. Neden örnek veriyoruz? Çünkü bakın biz dijital çağda genç kalabilmek, genç olmak pardon diye çıkmıştık bu yola. Yani dijital çağ gençlerimize çok zarar verdiği için biz de genç olarak gençlerimizin de dikkatini çekecek örneklerle bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi Messi ne yapıyor abi? Öyle böyle acayip bir şekilde adam çalım atıyor. Millet o hayret ediyor. Bak ne yapmış bu adam? Yani adam istidadını geliştirmiş. Yani insan mahiyet itibariyle çok geniş istidatlara sahip. Birinci bu noktada ele aldık. İkincisi ise konuştuğumuz bir diğer nokta. Hayattan lezzet alma noktasında elemli. Bu adam da mı elemli? Evet kardeşim bu adam da elemli. Yani Ronaldo'nun arabalarını dizmişler. Arabalarını gösteriyorlar. Ekran başında izleyen adam ya şuna bak diyor ya. Şu hayatın onda biri bende olsun diyor. Başka bir şey istemem. Öyle mi kardeşim? Gel bakalım bak. Şimdi bu Ronaldo'nun yakın zamanda bir bebeği vefat ediyor. Doğan çocuklarından birisi, çocuğundan birisi vefat ediyor. Olayın burada bizi ilgilendiren kısmı şu. Ronaldo'nun psikoloğu ya da doktoru bu şekilde birisi. ismini unuttum. Zaten ismi de yabancı. Tam telaffuz edemeyebilirim. Diyor ki bak şu şekilde anlatıyor. Ronaldo ile alakalı doktoru, psikoloğu ya da her neyse şunları söylüyor. Ronaldo'nun çocuğunun ölümü, ölümünü aşamadığını, depresyonda olduğunu, bir takım sıkıntılar yaşadığını söyleyebilirim diyor. Şimdi Ronaldo baktığın zaman ekran karşısında bizim gördüğümüz hayattan lezzet almak hususunda dünyada sayılı insanlardandır diyoruz bak zahiren. Ama bak o da insan. Az önce insanın mahiyetini konuştuk. İnsanın mahiyetinde sen madde itibariyle düşünürsen tamam mı? Yani seni bir araba dersin, bir şöhret dersin, bir para dersin. Evet bununla oluyormuş bak dersin. Ya da ayna karşısındaki yakışılıkla evet bu oluyormuş. Bununla lezzet alınıyor dersin. Ama gelir sana mahiyetin bir gerçeği gösterir. Der ki lezzet alma hususunda elemli bir varlıksın. Elem çekiyorsun. Çünkü firak var mesela, ayrılık var. Ney? Çocuğu öldü ve çocuğu öldüğünden dolayı hiçbir şekilde toparlayamadığı söyleniyor. Evet. Ve duyduğum kadarıyla son dönemde kariyerinde de mesela sıkıntılar yaşıyormuş. Şimdi bizi ilgilendiren şey ne biliyor musun? Ne Ronaldo ne Messi ne Beşir ne Mustafa. Evet. Biz onun hayatı içerisinden insana bakan bir kısmı ele alıyoruz. Çünkü bu adamlar dedik ya hani belli bir mahiyette çok para kazanan adamlar. O yüzden onlara örnek aldık. Şimdi ben benim örnek vereyim yani. Şu maaşla çalışan Mustafa falan diyecek halim yok. Çünkü onlarla kıyas edemiyoruz. Ama baktığın zaman onlar da bu adamdan yelem çekiyorsa demek ki insan lezzet alma hususunda elemli bir varlık. Serçe kuşuna dahi yetişemeyen bir varlık. Böyle bir mahiyeti var insanın. Ne mi abi? Şimdi buna benzer birçok kişi örnek verebiliriz. Hatta böyle servet içerisinde hayat yaşayıp yani çok zengin olup yine hayatını intiharla bitiren insanlar var ve birçoğunun mektupları var. Ben bu derse hazırlanırken inceleme fırsatı bulmuştum abi. İntihar mektuplarına göz atıyordum. Yani çünkü insan hayatın mahiyetini çözemezse ne olur diye düşünürken birçok mektupta, birçok intihar mektubunda şunu gördüm. Her biri belli bir kariyer sahibi. Yani tabii ki var. Hani hepsi zengin, hepsi kariyer sahibi diye bir şey yok ama birçoğunda mesela şairlerde çok vardı. Yani bakıyorsun böyle belli bir maddi imkana sahip olmuş ya da hani derler ya tabiri caizse babadan zengin. Evet. Kendisi bir yorulmamış bile adam. Adam her türlü imkana, şöhret mesela acayip bir şöhret elde etmiş nice insanların burada isimleri sayılabilir. Birçok dersimizde de isim saydık zaten evet. tek tek saymayacağım. Ortak nokta şu diyor ki adam yani içimde dolduramadığım bir boşluk evet. var diyor. Ya da yani istediğim şey bunlar değil diyor. Doymuyorum diyor. Sizin o çok özendiğiniz şöhret benim için bir bela diyor. Mesela. Hayattan lezzet alamadığını bu adam bas bas bağırarak hayatına son veriyor. Ya da mesela illa dille söylemese de hali bunu hali gösteriyor mesela şey. uyuşturucu kullanıyor, kumar oynuyor vesaire. Bak. Bu bile gösteriyor ki ben bu hayattan lezzet alamıyorum diyor Özel yani. Şey. Param var yani şey. Yani adamın var. içinde bir şeyler var, onu bastırmak istiyor. Evet. Yani onun içinde uyuşturucuya düşüyor türlü çeşit sıkıntılara düşüyor. Yani bu adam bize şunu gösteriyor. İnsanın mahiyeti özet olarak abi hayvan gibi yiyip içip lezzet almak değildir. Evet. İnsanın mahiyeti maddeden, cesetten ibaret değildir. İnsan farklı bir varlıktır. Kesinlikle. İnsandan istenilen farklıdır. İnsanından istenilen ve beklenilen gaye farklıdır. Çünkü deminden beri dersin başından beri konuştuğumuz şey insanın maddeyle lezzet alamayacağı, İnsanın hayvandan farklı olduğu, bunu götürdük uç örneklerle anlatmaya çalıştık mesela. Niye? Bir zenginle, bir futbolcuyla, bir şöhret sahibiyle. Çünkü özenilen ve lezzetin orada olduğu düşünülen hayatlar bunlar. Kesinlikle. Oradan bile örnek vererek gösteriyoruz ki insanın mahiyeti bu değildir. Çok eski bir şarkıcı var abi. Ya eski dediğim bizim çocukluğumuzun şarkıcısı işte. Diyor ki, şu an ben evimde ölümü bekliyorum diyor yani. Aynen. Kumarda bitirmiş parayı mesela. Komple yani artık hiçbir şey kalmamış evimde ölüm bekliyorum ya da geçen yine gördüm Türkiye'de çok böyle şey bir golcü geçen bir felç vuruyor. Şu an yatakta evet. yani evet. mesela bakıyorum hayat madde bu mu yani? Bu mu? O tanınan bilinen vesaire bakıyorsun bir felçle ya bir diyor yani gözle görülmeyen bir mikroba yenik düşüyor insan madde itibariyle yani. Şimdi şöhretten bahsettim mesela çok bilindik bir futbol. Şimdi konuyu ilk videomuzdaki konuya döndürelim. Dijital çağın bir menfi tarafı da neydi abi hatırlarsın? Birçok insan müsbet tarafı birçok insana ulaşabilmekti. Onun evet. menfi tarafı da birçok insana ulaşıp onlar içerisinde bir şöhret yakalamak ya da onların beğenisini kazanmak için türlü çeşit hallere düşmekti. Evet. Yani bugün çok acıdır bak. Ee, yani mesela şu an bir imtihandan geçiyoruz. Tecelliyat-ı Subhaniye bir deprem yaşadık mesela. Bu deprem içerisinde dahi ...depremi malzeme yaparak meşhur olmak isteyen insanlar. İnsanlar. Vicdanın sükut ettiğini, insanlığın artık yavaş yavaş öldüğünü... ...insaniyetimizin gösteren bir tablo işte. Evet. Yani neyi gösteriyor bu? Kardeşim bak bunları konuşuyoruz ki anlatmak istediğimiz şey şu. Şöhretle de mutlu olmayacaksın sen. Evet. Yani bu dijital çağın menfi tarafı olan... ...seni halklara böyle kendini pazarlamaya çalışmak... ...şöhret yakalamak, onlara onu yapabilmek için farklı çeşit hallere düşmek sana bir şey kazandırmıyor. Sen bu değilsin. İnsan bu değil. İnsanın mahiyeti bu değil. Bak çok zengin istidatlara sahip. Akıl nimetiyle bütün varlıktan ayrılmış bir insansın sen. Varlıksın sen. Senin adın insan. Yani o yüzden insana yakışır yaşayabilmek için bu mahiyeti, bu manaları konuşuyoruz abi. Evet. Allah razı olsun çok da güzel bir noktaya değindin. Şöhret e, asıl gayesi olamaz mı insan. Evet. Çünkü insanın mahiyeti bu değil. Gelelim şimdi. İnsanın ve hayatının asıl gayesi ve mahiyeti bunlar değilse, insanın eline verilen en değerli şey nedir Beşir abi? Ömür sermayesi. Hayatımız. O zaman biz bunu bu noktada da değerlendirmemiz lazım abi. Birçok insanın şimdi düşün ki sen bu ömür sermayeni kimimizin 60 yıl, kimimizin 70 yıl, kimimizin 20 hiç bilinmez. Sen bu ömür sermayeni birçok insanın deminden beri örnek verdiğimiz mutlu olamadığı yerlerde mi harcayacaksın? Yoksa mahiyetine yakışır yerlerde mi harcayacaksın? Yani dersimizin bugün özeti burada konuşmamızın sebebi bu. Sana bir ömür sermayesi verilmiş ve bu ömür sermayesini nerede tüketeceğin senin cüz iradene bırakılmış. Ne mi abi? Evet, evet madem böyle bize bu ömür sermayesi bunlar için verilmedi ve insanın mahiyeti farklı. Şimdi buna Risale-i Nur eserlerinden bir noktayı nazara vererek bir atıf yapmak istiyorum. Çok da aslında bize anlatan bir bak. Çok evet. acayip yani. Diyor ki bak. Ey insan. Fatır Hakim'in senin mahiyetine koyduğu en garip bir halet şudur ki. Şimdi bu haletin üstümüz olup olmadığını hepimiz düşünelim bak. Bazen dünyaya yerleşemiyoruz. Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi of of deyip dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde. Oluyor mu Önder abi? Olmaz olur, Olmaz olur, olur mu? Değil mi? Bir zerrecik bir iş, bir hatıra, bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Koca dünyaya yerleşmeyen kalp ve fikrin o zerrecikle yerleşir. En şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyorsun. Bak şimdi mahiyet kısmına geliyoruz. Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki bazıları dünyayı yutsa tok olmaz. Sen bu dünyada tatmin olamazsın. Sen bu dünyada doyamazsın abi. Sana bak en başından muhabbet gibi, sevmek gibi bir şey verilmiş, bir duygu verilmiş. Ya sığışmıyor ya Şefkatsın. dünyaya sığışmıyor. Şevkat verilmiş ya. Hangi annenin şevkat duygusu ki en yüksek derecede tecelli eder annelerde? Bu dünyaya sığışabilir. Ya bir annenin evladıyla geçirebileceği zaman ne kadardır abi? Bakın hmm. şu kadar örnek veriyorum. Annemizle bizim belki 6-7 yaşına kadar geçireceğimiz zaman. Sonra sokakta. okula gidiyor çocuk ya da sokakta oyun oynuyor. Bir gün geliyor üniversite için çıkıyor. Bir gün geliyor evleniyor çıkıyor. Ya şefkat bak, o şefkat aslında eğer e, yani mahiyetimizi çözemezsek seni yer bitirir. Dersin ki ya bu bu dünyaya sıçmıyor işte. Yetmiyor yani. Ve geliyoruz. Bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor. Baş bir Batman taşı kaldırdığı halde göz bir saçı kaldıramadığı gibi o latife bir saç kadar bir sıkleti yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür. Bakın şimdi burayı da bir söyleyeyim bitireyim abi. Burası çok mühim. Madem öyledir. Hazret dikkatle bas. Batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte batma. Yani üstadın söylediğine bir şey eklemek bize Düşmez de bir şey ekleyin. Bir tıkla, yani dijital çağdan evet. bahsediyoruz ya. Bir tıklamakla, bir bakmakla dedi ya üstad işte. Bakın bizim mahiyetimiz çok geniş. Bu mahiyeti buralarda, yani dijital çağın menfi kısmında öldürmemek lazım abi. Evet. Şimdi dijital çağıyla özellikle din noktasına bağdaştırırsak abi şurası çok önemli. O latife bir saç, insanda bir latife var ki bu latifeyi iman mahalli olarak mesela kalp olarak ele alsak. Ee, bir saç bir sikleti yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor hatta bazen söner ve ölür. Bu asrın en büyük gafleti belki dijital çağın menfi kısmı hmm. ve insanı en çok yanlış yola sapan yanlış fikirler veren de yine dijital çağın menfi hmm. kısmı bu kısımlar bizim manevi latifelerimizi, kalbimizi, vicdanımızı, ruhumuzu öldürüyor abi. Hatta daha demin dediğin gibi o tecelliyatı Celali-i insanlar buralardan siyasi çıkarımlar yapmaya çalışıyorlar vesaire yapmaya çalışıyorlar. Ya adam oraya giden yardımı kendi arabasına yani yükleyip oradan kaçıranlar var ya şaşırıyorsun. İnsan bu mu diyorsun? İnsaniyet bitmiş diyorsun. Bak, niye aslında bu uç bir örnek ama bizde de var. Ya buraya mesela bir acı hissedemiyorsak ya da namaz abdest tarzında vesaire eksiklerimiz, gediklerimiz varken hala hayattan lezzet almaya çalışıyorsak benim bazı latifelerim batmış maalesef. Evet. O batan latifelerimi çıkartmam lazım. Aslında benim enkaz altında çok latifelerim var. Evet. Onu kurtarmam lazım. Çünkü ya dijital çağda o kadar çok gaflet ve dalaletlenmiş ki yani iş şuraya gelmiş abi. Kendi nefsimizde ve konuştuğumuz kişilere diyoruz ki ya bak ölüm var, kabir var. Ya e tamam biz de biliyoruz diyor. Devam ediyor. O bile etkilemiyor. O bile bak ne kadar şu ifade çok o latife bir saç kadar bir siklet yani gafletle dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür yani. Sönüyor ve ölüyor bakıyoruz ya. Çok hoş bir ifade. Sönüyor ve ölüyor. Ya bak Allah var, ahiret var, hesap günü var, kabir var, annen baban ölecek. Ya bundan daha böyle insan dehşetli sorusu olabilir mi? Hatta işte üçmüşkül küşa, önceki sorularda derslerde de konuştuk. Nereden geliyorum, nereye gidiyorum, neciyim? Abi soru soramaz, sorunlarımızın farkına varamaz hale gelmişiz maalesef. Sosyal medyanın, dijital çağın menfi kısmıyla. O yüzden bu noktada işte o dini latifelerimiz tabiri caizse, kalbimiz, vicdanımız, ruhumuz, yani dinin en çok ihtiyaç hissettiği latifeler, Latifelerimizin en çok ihtiyaç hissettiği noktalar maalesef sönmüş veya ölmüş abi. Ya Bunları bir an önce bir şeyler yapmamız lazım. ölmemiştir, abi. sönmüştür, geri yakmak A nasip olur. Yani A A A aslında abi. bu derslerimizin de işte mahiyeti bu. Yani biz, biz burada bir şeyleri hatırlatmaya çalışıyoruz. Başta nefsimize. Çünkü niyeydi mesela biz ilk kısımda dijital çağ konuşmuştuk. Burada niye konuda bunları konuşmaya e, zorunda kaldık, konuşmak zorunda kaldık? İnsanlığımızı unutmuş durumdayız yani. İnsanın mahiyetini unutmuş durumdayız yani. Hani birçok halimiz var gün içerisinde. Yani bunu yapın yapmaya çalışıyorum ben bazen mesela. Hele bu dersten sonra inşallah uzun sürer de. Bir şey yapıyorsun ya diyorum ki insan bu mu? Evet. Ya ben bu muyum? Bunun için mi yaratıldım? Yani mahiyetimdeki noktalar buna mı bakıyor diye kendimizi çeketmek etmek, sorgulamak evet. lazım. E i̇şte bu sorgulama olmayınca dijital çağın menfi kısmına bu dönemde çok düşmek kesinlikle, kolay abi. Kesinlikle. Çünkü cazibe dar bir tarafı da var. Yani bugün elini aldığın Yani eskiden güne dedik ya günaha ulaşmak zordu. Evet. Yani bir günah için de bir gayret gerekiyordu yani. Ama şimdi baktığın zaman günaha ulaşmak bir tıklamayla kolay hale geldi. Yani işte bu yüzden bu cazibedarlığa, bu kötü yöndeki yani menfi yöndeki cazibedarlığa düşmemek için ben kendimin bir mahiyetimi hatırlamam lazım yani. İşte ancak insan bunu hatırlar. Bak buna örnek vereyim. Bu telefon. Sen şimdi buna bir mahiyeti nispetinde ücret ödüyorsun. Hele iPhone alanlar daha fazla ücret ediyor yani günümüzde. Şimdi iPhone'u aldın sen. Ya da az önce kamerayı konuştuk mesela. Dedik ki kameralar şu para olmuş. Yani bu aletler. Sen bu aleti aldın. Dedim şey getir. Umut şuradan bir çivi çıkmış. Ver ettik kamerayla çiviye vurmaya. Ya da bu çiviyi yerinden çıkarız oradan böyle kanırttırıyoruz falan filan. Bunun için kullanıyoruz bunu. Ya birisi gelir der ki aklı başında birisi. Şimdi biz aklımızı kaybetmiş olmamız lazım onun için. Ne yapıyorsun der. O onun için mi? Ya bunun için yapılmış bir alet var ya da bunun mahiyeti bu değil. İşte insanın mahiyeti de bunlar değil yani. Şu menfi kısımda konuştuğumuz, bir önceki dersimizdeki kısımlar değil. Yani biz bunun için yaratılmadık. Bunu en bariz işte mahiyetimizi biraz yokladığımız zaman lezzet almak noktasında elemli oluşumuz, istidatlarımızın zengin olup bunların başka sanki başka alemler için verilmiş olmuş oluşunu görmemiz bize anlatıyor yani. Kesinlikle. Ya geçen mesela bir anne arıyor beni abi. Diyor ki oğlu var 27-28 yaşında çalışıyor, işe, işe, gidiyor, evlenmemiş, evdeler. Diyor ki bana Önder diyor yani ne yapacağım diyor. Telefondan diyor işte farklı oyun aletleri alıyor. Geldi kaç yaşına diyor bir gayesi yok bir amacı yok falan. Bakıyorsun o dijital çağın menfi kısmı yani insanı ya 27-28 yaşındasın mesela işin var askerliğini yapmışsın ya sen bu mu yani hala evet. oyun konsolunun başında telefonun başında işten gelince tek senin gayen amacın maksadın onun başına oturmak mı? Evet. Ya ondan mesela buna bir şey yap buna bir şey de ama bunların farkını varmayan insana ne dersen de ne dersen. insaniyetinin kendisinin mahiyetinin farkına varmadıktan sonra. Çağırması, gel işte bu noktada da aslında bir noktada işte o anne baba belki şimdi arıyor ama onun öncesi süreci var abi. Tabii. Yani sen çocukluğunda ona gençliğinde ne verdin vesaire Tabii. o noktalar da çok önemli oluyor ki yoksa Allah muhafaza o dijital çağıyla yani menfi kısmıyla e, iş arasında mesela gidip giden bir ömür oluyor. Tabii. Ya. ya işte hani sen dedin ya mesela bir süreç bir annenin aslında feryadını görüyoruz ama onun öncesinde süreci. İşte bu süreç içerisinde olanlarımız var şu an. Evlatlarımız var mesela. Evlatlarımıza da bunu bu şekilde anlatmak lazım. Yani bugün e, dijital çağ dediğimiz o çağın içerisinde doğmuş e, her bir çocuğun da ayrı bir imtihanı var şu an. Çünkü dijital çağın menfi kısmıyla onlar direkt muhatap olmaya başlıyor. Yani biz bazen diyoruz ya mesela e, ninelerimiz, dedelerimiz hani belki çok ilim sahibi değiller. Belki çok bizim kadar kitap okumamışlar. Bak biz kitap okuduğumuz için demiyorum ama onların zamanında kitap yokmuş doğru düzgün. Yani o bu adamlar safi, tertemiz ya. Nasıl diyorsun? İşte tahrip yokmuş. Ve bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız şu an tahriple doğuyor belki yani. Tahriple doğuyor derken çocuk doğuyor. Daha birkaç yaşına gelmeden elinde telefon bir tahribe muhatap oluyor yani. Dijital çağın menfi kısmından çok zarar geliyor. İşte bizim o zamana, bizim başta kendimize, sonra çoluğumuza, çocuğumuza, eş, dost, ahbap kim varsa şu kısaca özet olarak sen insansın. Bak sen insansını tabii çeşitlendirerek, manalandırarak anlatabilmemiz lazım. Ben insanım. Bir dur ya. Ben insanım ha ben ne yapıyorum yani. Çünkü biz bunu bugün yapmazsak başta nefsimiz için sonra o evlatlarımız yarın insanlık dışı hallere girdiği zaman işte böyle ya sıkıntı çekeceğiz ya üzüleceğiz ya elimizden bir şey gelmeyecek kahrolacağız ya. Abi geçen derste de söylemiştim herhalde 15 yaşında kuzenim var ve gidiyor. Yazın köydeydik böyle pubg bağımlısı. Hı hı. Bağımlı diyorum artık ben. Çünkü gördüğüm hadiseden sonra bağımlı olduğuna itikat ettim. Çocuğun elinden telefonu aldık abi. Sinir krizi geçirdi. Vücudu titremeye başladı. Allah Allah. İnan ki yani böyle hani madde bağımlısı diyoruz ya biz. İşte alkol, uyuşturucu vesaire. Artık ya dijital çağın menfi kısmı bağımlılık olmuş. Ya bunu elinden aldık. Sonra abime dedim ki abi ver dedim ya. Çocuk titremeye başladı. Ağlıyor ve titriyor. Koca çocuk o Sonra mesela medreseye bunları programa alıyoruz liseleri. Böyle 2-3 saat telefonu elinizden alalım diyoruz ders dinleyin. Bakıyorum arkada derste kaçıyor yine telefonu. Ya şimdi bak niye bunu anlatıyorum biliyor musun abi? Olayın ciddiyetine farkına varmamız lazım. Yani nasıl madde bağımlısı alkol uyuşturucu aynısı. Aynı. Çünkü sinir krizine geçiyor, onsuz yapamıyor. Ya bu işte madde bağımlılığın farklı bir boyutu. Farklı bir boyutu. Ya bunların mesela sosyal medyada görmüştüm çok hoşuma gitmişti bir e, kanal şey yapmış 2-3 tane genci almış böyle liseli bunlara telefon kullanmama kampı yapıyor. Yani 3 gün evet. boyunca telefonunu kullanmayacaksın. Sonra bir gün işte bir de deniyorlar onları mesela arkadaşları bahçede bir tanesi içeri giriyor bir şey anda. Masanın üstünde telefon <laughs> çocuk alıyor. Ya abi aynı mesela nasıl? Hani derler ya bir hırsızlık alışkanlığı olmuş insanlar vardır. Adam elinde değil çalar. Artık elinde değil bakıyorsun o dijital ekrana yani. Aslında Çok bu haval şey. hepimiz düşmüyor muyuz? Abi? Düşüyoruz. Işte, Telefonda acay... hani konuşmuştuk geçen derste de. Amacın birini aramak. Ya da bir mesaj gelmiş cevap vermek. Aynen. Ya giriyorsun elinde olmadan gidip bir sosyal medyanın şeyini düşünün mesela. Amblemini tıklıyorsun ve girmiş buluyorsun. Aslında amacın hiç o değildi. Yani aslında şurada konuştuğumuz şeyler hepimiz için Aynen. geçerli. Aynen. Onlar bağımlılık boyutunda Allah yardım etsin Aynen. bak. Bizim de ayrı bağımlılıklarımız var. Kesinlikle. Biz bugün mesela e, çok acıptır. Biz neyi konuşmuştuk menfi boyutta e, yine dijital çağ. Zaman kaybı demiştik. Yani insanın en değerli sermayesi madem ömürse boşa geçireceği bir zaman yokken bak bunu konuşuyoruz bizler bile. Al şu telefonu elimizden. Ee, abi diyor yani sıkıldım diyor. Yani yapacak bir şey bulamıyorum diyor. Ya bak böylesine değerli bir ömrü olan varlık telefonu elinden alındığı zaman ya da bu dijital şeyler işte elinden aldığı zaman yapacak bir şey bulamıyorsa mahiyetine uygun demek ki yaşamıyor demektir. Başta nefsim olarak söylüyorum abi. Yani bir mahrumiyet bölgesine gidelim. Bir şarj marz olmasın mesela. Tabii şarj edemeyelim tabii. telefonu. Bir garip oluyorsun ya. Ya bak çok acayip hali söyleyeyim size abi. Bazen ben bunu gözlemliyorum. Baştan nefsim bak yine. Kendim yapıyordum. Kendim yaptığım için etrafa da baktım etrafta da bazen gördüm. Adam telefonu uzağına da koyamıyor. Evet. Bak sanki temas bağımlısı gibi. Yani böyle yani sürekli bir ona dokunma ihtiyacımız var. Ne biliyor musun abi işte bak biz yani Madde dedik ya maddeyle mutlu olmak dedik ya maddeyle mutlu olacağımızı sanıyoruz ve bu bir girdap bu bizi içine almış yani cebelleşip duruyoruz yani. Yani o yüzden işte bu mahiyeti onları derinden yarım konuşmak saat 40 lazım. Dakika, 40 dakikadır uzaktan kesişiyoruz Kesişiyor, Telefon, telefonumla orada duruyorum şey koltuğun üstünde o bana bakıyor ben ona şimdi <laughs> uzak dokunamıyorum. bize telefonu yakın zamanda aldı Yeni. <laughs> taze bir ilişkileri var ya. şimdi yani. Şimdi acayip bir şey abi yani bu. Yani şunu da aslında demek lazım kendimiz için de diyoruz hep hani bu seri izleyeceklerin de aslında şuradan başlasalar güzel olur. İnsan akıl evet, ve evet, bunun evet. birinci bölümü sonra bunun üstüne Kesinlikle. yani bu dersi daha böyle anla anlamlı kılacaklar Aslında yani. şu da bir özet olarak geçelim ama biz bu kum saati derslerini yani... Aslında her dersimiz böyle ama burada ben daha çok hissediyorum. Tamamen kendi ihtiyaçlarımız gibi Kesinlikle. çıkıyor biliyor musun evet. Beşir abi? Biz hani bakıyoruz diyoruz ki abi hangi konuyu ele alalım? Abi diyoruz şu konuda sıkıntımız var. Hem bizim hem toplumun şöyle böyle bunu ele alalım deyip. Ve yani hep e, dikkat edersen tekrar ettiğimiz noktalar da var. Niye? Çünkü sıkıntımız... İnsaniyeti tanımlamak noktasında dönüp duruyoruz. Evet, evet. Burada problemimiz var işte. Yani insaniyeti doğru tanımlayamamışız ve bu temelde problem oldu mu? Ondan sonra işte Kesinlikle. yanlış çıkıyor. Hatta bu hastanede de doğru mu? En önemli adım tanımdır. Tanımdır. Aynen. Tanımdan sonra tedavi evet. süreci başlar. Tanı. Tanı kısmını işte ah. İşte biz burada aslında tanımızı yapmış olduk. Aynen. Tanımız insaniyetimizi doğru tanımlayamamak. Zaten hani bu konunun buraya gelmesinin nedeni de şu. Dijital çağ konuşuyoruz. Menfi kısımlarını konuşuyoruz. Hep aynı yer için. Diyoruz ki doğru insaniyet tanımı yapmadığımız için. Evet. İşte kardeşim bizim yani ekran başındaki abilerimizin, kardeşlerimizin de. E yani bugün dijital çağın menfi kısmından zarar görüyorsan nedeni bu abi. Evet. İnsaniyetini doğru tanımlayamamışsın. İnsan oluşunu doğru anlamlandıramamışsın. İnsan nedir? Mahiyeti nedir? Bunu doğru anlamlandıramadığım için ben dijital çağın menfi kısmına düşüyorum abi. Şimdi... Buradan da anladığımız gibi abi bizim elimize verilmiş olan en önemli, en değerli şey ömür sermayesi. Az önce dedik ya bir batmakla, bir öpmekle, bir tıklamakla yani bunlarla bunları öldürüp bitirme. Bizim bu ömür sermayesi elimize verilmiş en değerli şeyse bunu bilmeliyiz ki bu sermaye bize boş, lüzumsuz, male yani yerlerde harcayalım diye verilmemiştir yani. Çünkü bak abi çok acayip bir şey. Şimdi ben de geçen derste de örnek vermiştim hatta bir kardeşimiz kendi erkek kardeşinden yine bahsediyor medrese ehli bir abimiz. Yahu diyor kurtarmaya çalışıyoruz. Kurtaramıyoruz yani. Mevcut sosyal platformlardan birinin bağımlısıymış kendisi. Sabah giriyor. Akşama kadar aynı şekilde. Şimdi bak az önce bizim ilk dersin başında konuştuğumuz şeyler. Çok zengin istidatlara sahibiz. Hı. Ya bugün nice gençlerimiz var. İnsaniyetini anlamlandırmış gençlerimiz. Hı. Adam dünyayı etkileyecek buluşlara imza atıyorlar. Cenab-ı Hak onlara nasip ediyor. Niye? O adam bir fiili duası var. Hı. Ne, ne yönde? İstidadını geliştirmek, istidadını açığa vurmak yönünde bir duası var. Şimdi sen bir bağımlı ya da dijital çağın menfi kısmından zarar gören bir adamın hangi istidadını nemalandırabilirsin ya da ne neşvi nema bulabilir, ortaya çıkabilir? Abi kapatıyoruz. İstidatlarımızı kapatıyoruz. Yani aslında insan olmaktan yavaş yavaş kendimizi hayvan olmaya da hayvandan daha Maalesef. aşağı. Çünkü hayvan da bir noktada yani vazifesini yapıyor. Evet. Ondan da daha aşağı bir noktaya kendimizi itiyoruz yani. Nebatat hayatı yaşıyoruz yani. Daha acayip yatakta da şey yani. telefonla yani mesela. Acayip bir nokta var. O yüzden mahiyetimizin farkına varmak lazım. Yani ben bir üç soru kendi alemimde toparladım. Bu üç soruyu kendimize sormak lazım. Bak insan bu mudur? Kabiliyet ve istidatları bunun için mi verilmiştir? Kendi nefsime soruyorum başta. Ya Mustafa bugün ne yaptın? Yani aslında şöyle diyelim. Bir tefekkür yapalım hep beraber. Gün içerisinde geçirdiğimiz vakti düşünelim. Bugün Gün içerisinde bu videoyu izleyene kadar veyahut bu ana kadar ne yaptıysan bir aklına getir. İnsan bu mudur? Mustafa sen bugün girdin sosyal medyada şu kadar saat, şu kadar dakika vakit geçirdin. Ve vakit geçirdiğin noktalarda şu 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 sayfalarda şu şekillerdi. İnsan bu mudur Mustafa? Yani insandaki kabiliyet ve istidatlar bunun için mi verilmiştir? Evet. Yani böyle bir hayatın bana katacağı şey nedir? katıca şey geçmenden götürdüklerini, götürdükleri, götürdükleri dedi, yani. çok fazla. Yani bir şeyin kattı nasıl değerlendiriyorduk abi? Senden götürdüğü şeye bakacaksın evet. en başta. Hani adam diyor ki mesela ya diyor iyi diyorsun, hoş diyorsun da diyor dünyada ne olduğunu da buradan öğreniyoruz diyor. Hmm. Yani adam bir sosyal mecrada saatlerini geçirmiş. Orası da çöplük gibi yani. Bugün evet. isim vermek istemiyorum. Doğru haberden çok yalan haber var. Adamın tek tutunduğu şey şu. Bir yerde diyor bir şey olsa diyor haberlerden önce diyor ben buradan duyarım diyor. Tamam. Bir şey kazanmışsın kendi aleminde. Götürdüğü şeylere bakalım abi. Kaybettik. dağınık bir alem. Her yer kaos. Her şey sıkıntı. Sana göre rahmet yok kainatta. Güzel bir şey yok. şimdi senden götürdüğü şeylere baktığın zaman sana kazandırdığı şeyin hiç bir önemi kalmıyor yani. O yüzden hayatın hangi yerinde neyle muhatapsak, neyle uğraşıyorsak, neyle meşgulsek kazandırdığı, kaybettirdiği, başta kaybettirdiği bunlara bir bakmak lazım diye düşünüyorum abi. Kesinlikle şöyle de hayatla alakalı, yine, ömürle alakalı şöyle not almışım an ben de. İnsanın hayatı yani ömrü ne zaman ne olacağı zahirde belli olmayan bir şey. Öteki yandan ise çok önemli bir şey hayat. Çünkü hayat öyle bir şey ki insan hayat ile kıymet kazanıyor. Yok. Mesela çok Hasan abinin çok sevdiğim bir örneği var. Anneniz babanızı çok seviyorsunuz diyor. Hayattayken Peki vefat ettiğinde niye ikinci gün hemen gömüyorsunuz? Ya. Çünkü artık kabaca ceset kokmaya başlıyor. İnsan hayat ile bir kıymet kazanıyor abi ve hayat ömür öyle bir şey ki insanın başına ne geleceği hiç bellidir. Yani buradan çıktığımızda ya da şu an ölebiliriz. Ölüm gibi bir hakikat var hayatın karşısında. Yani hayat eşittir karşısında ölüm gibi bir hakikat var. Yani. Öyle bir şey ki insan hayat ile kıymet kazanıyor, yiyor, içiyor, geziyor değil mi abi hayatla? Hatta hayat ile karınca dağdan daha büyük oluyor. Şimdi. Acayip bir hayat sırrı ki mesela biraz daha hani ehil kısmına söylersek hay değil mi evet. Cenab-ı Hakk'ın esması hay üflenmesi Cenab-ı Hakk'ın bize hayat vermesi bizi kainatla alakadar yapıyor. Nasıl alakadar yapıyor? Ya rızka muhtaçsın, ya bak bugün ben bir terziye muhtacım, fırıncıya muhtacım, e, tavuğa muhtacım. Hayat kainatla alakadar yapıyor ve onda binlerce esma tezahür ediyor abi. Şimdi o yüzden bizdeki bu hayatın karşısındaki eğer ee, karşındaki şey ölümse ama bu hayat bana sadece bu dünyaya çalışmam için verilmediğimin göstergesi ölüm aykatı. Ha bu da acayip bir şey. Hayat hayat seni değerli kılıyor. Hayat karıncayı dağdan daha önemli. Çünkü niye? Mesela karınca yürüyebiliyor, yiyebiliyor. Evet. Dağ yürüyemiyor. Bak. Oluyor. Ufacık karınca Dağdan daha emekli hayat vesilesiyle. Acayip bir şey. Hatta üstad diyor ya abi, o intisapla beraber karınca Firavun'un sarayını evet. harap eder. Sivrisinek Nemrut'u öldürür evet. diyor hayatla. Ufacık şeyler ben yani. hepsi bize gösteriyor. Bu hepsi. Ama bak bu kadar değerli bir hayat. Bunun karşısındaki şey ise sadece bu dünyaya çalışmam için verilmemiş bana bu hayat. Ölüm hakikati var çünkü. Bu kadar kıymetli şey eğer bana verildiyse bu dünyada kullanmam için sadece verilse de ölüm olmazdı. Devamlı beka burada olurdu. O zaman... Yani şimdi şu da var. Biz dedik ya lezzetlere elem bulaşıyor. Evet. Lezzetlerde elem var. Ne diyor Efendimiz? Yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran. Ölümü, çok ölümü çok çok, çok zikrediniz. Yani o zaman benim bu dünyadaki gayem ve amacım lezzet almak değil. Evet. Bunu ortaya çıkıyor. Yani. Çok net, net bir, bir şekilde. şekilde. yani. Ve gösterge size ölüm dedik. O yüzden şöyle bir ifade geçiyor ya, külliyatta. Çok hoş. Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Çok az bir ömür sermayemiz var. 50-60 yıl. Ya bunun da kullanacağımız yer sadece bu dünya değil. Çünkü demek ki hayat ve ömür insanın elindeki sermayesi. Bu sermayeyle iki hayata lazım. Yani dünya ve ahirete lazım şeyleri bu dünyada kazanacak insan. Bu hayat sermayesi vermişler. Mesela Mustafa abi bana veriyor. 50 TL veriyor. Diyor ki Önder bu 50 TL ile işte burada İstanbul'da ve Samsun'a gideceksin. İstanbul ve Samsun'a göre harcama yap. E ben aldım Mustafa abi'den 50 lirayı. Hemen gittim burada 50 lirayı harcadım. E o zaman yolda kalırım. O zaman Samsun'a gidemem, değil mi? Aynen evet. bunun gibi de Allah 50 60 yıllık belki Allahu alem bir ömür veriyor, sermaye veriyor. Diyor ki bunu sadece dünyada kullanma. Buna hayretine de yatırım yap. İşte Aslında burada değerlendir, orada fazlasını kazan. Fazlasını gibi bir kazan. Var. Acayip bir ticaret abi ya. Diyor ki 24'ten, işte yine külliyattan örnek, 24'ten birini bana ver diyor. Bir padişah 24 altın veriyor, birini... Sen der misin vermem? Ya insan fise bir... ya verir yani, evet. düşünmeden verir. Çünkü bana 24 altın vermiş, birini istiyor. Ve o bir altın almakla bana baki altınları verecek. Çok acayip bir şey. O yüzden bana verilmiş bu ömür sermayesi, Nasıl ki ben ya bir 50 liranın, 100 TL'nin, 200 TL'nin hesabını yapıyorsam, boşa harcama almasını istiyorsam, ya birisine bir para verdiğin, markete gittiğin zaman, senin dediğinden fazla şey aldığı zaman, paranı israf ettiği zaman tabiri caizse, ona kızıyorsam Allah Azze ve Celle hayat vermiş, ömür vermiş. Diyor ki bak, ahireti de burada kazanacaksın. Aç işte üstat diyor ya, dünya ahiretin tarlasıdır. tarlasıdır. Burada ekiyoruz abi. Yani bir namazımızda, orucumuzda bu dijital çağın menfi kısmından uzak kalmak da ekmektir. Evet. Baki bir hayat kazanmaktır. Öyle demiyormuştu. Çünkü niye bakıyor? Senin hayatını anlamlandırmana ve kıymet vermene bakıyor ki menfi kısımda değerlendirmeyesin. Kesinlikle. Çünkü niye? Bu hayatın, ömrün, insan mahiyetinin farkına vardığın zaman insan özellikle gençliğinde çok düşüyor buraya. Gençliğini artık orlardan uzak kalarak iffette ve hayratta sarf etmeye başlıyor ve o gençlere müjde diyor ayette işte. Size ebedi bir gençlik ay, verilecek. Ay, ay. Gençlere müjde budur. Ebedi bir hayat vardır ama ben şimdi bu gençliğimi, bu ömür sermayemi gideyim. Daha demin dediğim gibi çöplükte harcayayım. İşte farklı farklı uygulamalar, bunların menfi kısmı. Hiç bana işte Zuhal'in etrafındaki ışıkların, şeyler, yıldızların mahiyeti nedir? Amerika'daki tavukların parası nedir? Öyle yani. Bana, bana yani. lazım olmuyor. Sadece nerede lazım oluyor biliyor musun abi? Çok affedersin. Mahalle ağzına söyleyeceğim biraz. Arkadaşlarınla otururken affedersin. Boş konuşurken. Ya şu da şöyleymiş. Aa ne kadar kültürlüsün Kral. ya. Ya bu bunu mu desinler sana ya? İşte az önce dedik ya kazandırdığı, kaybettirdiğine. Kaybettirdiğine bir bak, kazandırdığına kazandırdığı bir bak ya. Yani. Arkadaş ortamında 2 saniye. 3 dakika. İnsan istidadını geliştirirse arkadaş ortamında konuşacağı çok daha güzel şeyler var Tabii. Yani. Bugün ne dedik? Bugün yani size çok bak yine bir örnek vereyim. Ronaldo'nun arkadaş ortamında bu başkası konuşuyor mudur? Yani niye? Ronaldo daha dikkat çekiyordur. Ronaldo daha mahiyetlidir orada. Niye? İstidadını nemalandırmış adam. Ama Ronaldo'yu Ronaldo yapan, futbol cihetinde konuşuyoruz, çalışmasaydı. Çalışmasaydı. Ya seni de kardeşim, insaniyetinin baktığı her bir noktada çalışmanla sen kıymetli olacaksın. Boş, malayani şeylerle değil. Buradan baştan nefsim olarak genç kardeşlerimize de söylüyorum yani. Bugün oynadığın oyunla yarın bir gün belli bir yaşa geldiğinde bir yere gelemeyeceksin. Kesinlikle. Yani bugün kaybettiğin zamanınla kendini geliştirmediğin her bir şey için günün birinde pişman olacaksın. Yani Allah işte o ölüm pişmanlığını vermesin. Amin. Ölmeden önce uyanmak lazım yani. O yüzden yani burada bugün konuştuğumuz en yegane şey abi insansın farkına var. Sen farklısın. Ve elinde de ömür sermayesi ömür var. Ömür sermayesi. Sermaye abi ya inan yani o kadar çok yapmamız gereken o kadar çünkü hani çok önemli bir nokta insanın bu dünya gönderilmiş hikmeti ve gayesi hariki kainatı tanımak ona iman edip ona ibadet, i̇badet etmek. Mi? Ya bu noktaları ya diyorum ya geçen derste dedik abi. Eğer biz yani işte ayı, işte yıldızı, işte uzayı merak ettiğimiz kadar kabri, ölümü merak etmiyorsak, araştırmıyorsak sıkıntı. Geçen gelmiş bir arkadaş Samsun'da medreseye. Bizim Samsun'da şimdi değişik bir harita var, dünya haritası. Biz namaz konuştuk derste. Dersten çok genç, 20 yaşında falan 20 yaşında sosyal medyada dönen muhabbet. Bizim aldı Salih abiyi, haritaya götürdü. Diyor ki hocam diyor dünya yuvarlak değil dünya düz diyor. Ben biliyorum genç muhabbete yani tabi caizse makaraya sarmaya çalışıyor. Şimdi bak aldı bizi orada yarım saat 40 dakika hiç dokunmadım izliyorum sadece. Abi işte şöyle düz böyle düz şuradan çıkıyor şu oradaki abiler de cemaat de var şimdi. nasıl olacak bu diyor şöyle olmasa bakıyorum hala aslında arkada bağıran tarafları var yanlış yapıyorsun yanlış yaşıyorsun bak gidişatın gidişat değil orayı susturuyor nasıl susturuyor ya dünya düzmüş yuvarlak değil ya düzse de yuvarlaksa da ya değilse de öyleyse de sana ne katıyor ne ya katıyordu? Aa ha, işte hani aslında yani. uğraştığımız şeyler çok bambaşka şeyler ya biz neredeyiz mahiyetimiz nerede Acabesim. şöyle bir bakınca hani mesela bir insan az önce örnek verin saatlerce oyun oynaması yani aslında kendin iç, iç iç sesimiz aslında bize bir şeyleri söylüyor. Evet. Hani fıtrat yalan söylemez diyoruz ya. Fıtrat sana bir şeyleri haykırıyor ama onu susturmak için her türlü yolu deniyoruz yani. Çok güzel bir misal var ya abi. Ferrari ile tarla sürme diyorlar Aa. ya. Hani F16 ile işte başka bir şey yapma. F16 verilmiş Ferrari verilmiş ya. Ne yapıyorum yani? Maddeyle zevk kalmaya çalışıyorum. Alamıyorum da yani. İnsanın mahiyeti bu şekilde evet. yani. Böyle bir mahiyetim var. Yani tabiri caizse Ferrari gibi bir mahiyetim var. Ama tarla sürmekle meşhulsün. O yüzden mahiyetimizi hatırlarsak inşallah bu hatıra bu da bu, da, bu derste konuşuldu diye bitmiyor. Yani çünkü Kesinlikle. zaten insan bu dünyaya bir şeyleri keşfetmek için gönderilmiş. Buna kendi mahiyetini tanımak da dahil. Tabii. Çünkü kendini tanıdıkça Rabbini tanıyacaksın. Hakikati evet. de var yani. O yüzden kendimizi tanıma sürecimiz daima devam edecek bazı şeylerde nefsim ve kardeşlerim hepimize söylüyorum inşallah bize bu gayeden geri koymak için uğraşacak. Bu işte dijital çağın menfi kısmı. Bizi bu gayemizden geri koyan ne varsa sırtımızı dönmemiz lazım abi. Eğer böyle bir dijital şey kullanırsak, çağı kullanırsak, böyle sosyal medya kullanırsak emin olun var ya abi bizi yani keşfetmenin ötesine taşır. Uçurur yani. Çünkü ne diyoruz? Bak bugün bunlar vesilesiyle birçok hakikatle tanışıyoruz. Birçok güzellikler oluyor. Birçok keşifler oluyor. Bakın bugün hani dedik ya yani kardeşlerimiz, enkaz altındaki kardeşlerimiz için bak ne güzel müspet taraflarını görüyoruz yani. Sosyal medya aracılığıyla bakın insanlar akın ediyor. Yardımlar ulaşıyor. Dualar ediliyor. Yani dua halkaları oluşturuluyor. Bunlar önemli. Bak müspet noktada kullandığı zaman mükemmel bir şey. Zaten bir nimet kardeşim ya. Ama sen niye ya düşün şurada bir şey var. Saray var. Sarayın gidiyorsun gidiyorsun lağım kısmıyla ilgileniyorsun. Ya bırak lağım kısmını abi ya. Lağım kısmı orada dursun ya. Menfiyi alma. Müsbetle ilgilen. Çünkü sen insansın. Mahiyetin var. Bir kıymetin var. Kendini kıymetsiz hale getirmeyelim. Kendimizi kıymetsiz hale getirmeyelim. Her önüne şey. geleni izleme, dinleme, bakma. Ya bu adam imanlı mıdır, imansız mıdır, nedir, ne değildir bilmeden işte her haberi yayma, evet. menfi kısmı söyleme. Yani bunlar yani şunu çok... Bunlar da bir tavsiye niteliğinde Tabii olsun yani. yani Dersimizde böyle bir amacımız da vardı. Tavsiyelerde de bulunacak. Bu noktada mesela sosyal medyayı nimet biliyoruz. Telefonu nimet biliyoruz da bu insan et nimet değil mi Benim ya? mi Bu ne yani? Bu boş bir şey mi? Bu bana Allah beni taş yaratmamış, toprak yaratmamış, insan yaratmış. Ha bu nimet değil mi? Yani sosyal medyanın, telefonun nimet olduğunu savunduğum kadar insaniyetimin nimet olduğunu farkında mıyım acaba yani? Evet, evet, çok doğru. Ya bunu benim kullanmam lazım olduğunu farkında mıyım? Çok ayrı bir nokta yani bu da. Ya o zaman şu soruyu soralım abi. Hani bu sosyal medyayı ya da dijital çağı bu konuştuğumuz insaniyetimizin doğru tanımını yapmadan kullanırsak ne gibi arızalar olabilir? Önder abi, abi ne gibi sıkıntılar olabilir yani? Şimdi bununla alakalı işte bu aslında şudur. Fıtratı yanlış kullanmanın cezası olacak Genişletebiliriz Heh, o zaman. Yani şimdi e, özellikle burada bir tefekkür vardı. Hasan abinin çok e, aslında dersi de böyle şey yapan da bir Hı -hı. özetleyen gibi de bir tefekkür. Abi, bu fıtratı yanlış kullanmanın işte insanın mahiyetinin ömür sermezliğinin farkına varmadan yanlış kullanmanın şöyle cezaları tabiri caizse oluyor. Çünkü şunu demiştik abi insan ve akılda aklın olduğu yerde ceza vardır. Yani mesela çok affedersiniz at arabasıyla kırmızı ışıkta geçersen polis sana ceza yazmaz. Attır aklı yoktur ki durasın. Durdurasın. Ama arabanla kırmızı ışıkta geçtiğinde ki hele şimdi daha da arttı mesela trafik cezaları. bin lira sen, ceza ödersin. Seni alakadar ediyor. Seni alakadar ediyor. Şimdi bana akıl vermiş Allah. Ben bu akılla beraber önüme gelen şeyleri şeyleri önüme geldiği gibi kullanamam. Tamam. Bunlara bir sınır koymam lazım. Ha koymazsam onun bu dünyada cezası oluyor, ahirette de olacağı gibi. Şimdi şöyle bir tefekkür çok hoş. Çok ben kendi adıma istifade ettim. Eee klinomani sendromu diye. Madde madde gidelim abi istersen. Tamam. Sen de yorum yapmak istediğin tamam. yerlerde, tamam. araya girmek istediğin yerlerde Şimdi insan fıtratına binler istidat ve kabiliyet derç edilmiş. Ve bu istidatlar kuvveden fiile çıkmak için halıklarına adeta yalvarıyorlar. Yani onları yaratanlara, adeta, yaratan Allah'a adeta yalvarıyorlar. Ve bu noktada insan bu ontolojik yani varlıksal, varlıksal istidatları kuvveden fiile çıkarmakla mükelleftir. İnsan mükellef bunda yani ben de vermiş Allah derc etmiş benim bunu kullanmam lazım. İşte yani dersin başında konuştuğumuz manada. İstidat. Zenginsin istidatça. Aslında tohumu var sende. Yahu sulayacaksın yani aslında. Evet. Yani ekme de değil ya. Cenab-ı yani tabiri caizse ekmiş vermiş seni mahiyetine. Sula çıkar kardeşim. Yani yapacağın şey bu. Ya abi cebinde bin lira para var. Açlıktan kıvranıyorsun. Kıvranır mısın? Ya onu çıkartırsın meydana. O yemek yersin doyarsın. Aynı istidat var içeride. Ama biz Ölüyoruz, insaniyetimiz ölüyor yani. Evet. Yine başka bir nokta. Bunların kuvveden fiile çıkması nasıl olacak mesela? Ben alemde bunu soracaktım sana abi. Sonrasında gelmiş hemen. Nasıl olacak bu benim istilatlarım nasıl çıkacak? Bunların kuvveden fiile çıkması hareketle mümkündür. Aa çok güzel. O yüzden üstad, fıtratı mütehiç, mütehiç fıtratı mütehiç olan insanın rahatı say ve cidaldedir, çalışmaktadır. diyerek Kur'an'ı bir terapiyi bu insanın, bu asır insanına tavsiye ediyor. Acayip bir şey. Hani niye aslında çok sıkıntılarım var, depresyondayım, bunalıyorum. Bak abi ben inan bunu dışarı söylemiyorum ha. Kendime ben bazen böyle bir düşüyorum. Manevi olarak bir düşüyorum. Elime telefonu alıyorum. Mesela evde, medresede. Mesela. Ya böyle anlamsızca. Ondan sonra geziyorum. Bakıyorum benim psikolojim bozuluyor ya. Evet. Geçen hatta dün akşam Umut abiyle Beşir abiyle konuştuk. Gece de bir hastalık olmuştu. Sabaha kadar uyuyamıyorsun. İster mesela telefonu alıyorsun. Baktım ki depresy depresyona girdim yani. Evet. Psikolojim bozuldu. Acayip bir insanı ama mesela kalkıyorsun hareket ediyorsun. Hareket ettikçe o hastalıklarını da unutuyorsun yani. Evet. Yani aslında hayatımızın özeti de bu. Günlük geçirdiğimiz hayatlar hele ki bu şey döneminde, gençlik döneminde daha bariz ortaya çıkıyor. Çünkü zaten ihtiyarlık döneminde İhtiyar diyor ki, hal, kal diyor yani. Hareket etmen lazım diyor. Evet. Yoksa zaten diyor yatıp kalacaksın diyor. Bir farkındalık oluşuyor ama gençlik döneminde saatleri geçirebiliyoruz evet. Bakın saatler yani. Biz bunu ilk videoda da konuşmuştuk. O saatler içerisinde var ya ömür akıp gidiyor yani. Evet. İşte hareket lazım abi. Harekette fıtratı mütehiç olan insanın rahatı sayıcı. Ben Hasan abi'ye dün sordum ki bunu abi hani fıtrat fıtrat yok dedi. İnsaniyet fıtratı budur dedi yani. Mütehihiştir insan duramaz normalde Olmaz. gerçekten duramaz çünkü işsizatlar açığa çıkmak ha, biri istiyor biri çok yani. mütehihiştir yani çok hareketlidir biri az hareketlidir Aynen. ama hareketlidir insan Aynen. yani daha alıcaksız işte, ağaç gibi yerinde duramaz dağ, yani dedik ya, daha değilsin sen Aynen. çünkü ne dedik hayatla ayrılmışsın hayat sana hareketi getirtiyor evet. zaten yani acayip bir şey süremiz az kaldı ama evet. sıkıntı yok sen Devam ondan geçsin oku abi problemi özellikle devam ediyor tefekkür. Kur'an'da İnşirah suresinde bu da çok acayip bir tefekkür. Bir işi bitirdiğinde diğerine başla emri ilahisiyle insanı sürekli çalışmaya ama Rabbinin nam ve hesabına say ve çalışmaya teşvik eder Kur'an. Ve ayetin geçtiği surenin de ismi inşirah yani iç rahatlığı, ferahlık gibi anlamlara gelmesi Kur'an'ın insan fıtratını bilen ve insanı yaratan zatın Celle Celaluhu kelamı olduğuna bir delil teşkil ediyor. Ya insanın fıtratını bilen... Fıtrat kitabı. Fıtrat kitabı ve ya şu kitap insanın psikoloji, maddi ve ma şifa bir kitap yani. Evet. Çok acayip bir şey. Bugün hani ne sıkıntıya düşen varsa aslında işte hani ya çok acayip de bir halimiz var. Bunu demezsem demesem yapamayacağım. Sıkıntı çekiyoruz. İnşirah suresi okuyoruz. Çok güzel tamam. Okuduğunla oturuyorsun. Evet. Adam İnşirah suresini okuyor. Sıkıntı da Ya yani. sana aslında diyor ne diyor? Kalk kardeşim bir işin ya, evet. bittiyse başka bir işe başla. Hareket et diyor yani bir manada. İşte yani biz işte bazı şeylerin zahir kısmında takılıyoruz. Oku bunu bilmem kaç sefer oku rahatlarsın okuyalım kardeşim. Her okuduğumuzunda Allah'ın izniyle bir karşılığı olur elbette ama... Yani ma asıl şey manayı bir yakala ya. Sana harekete geç diyor aslında ya. Ve abi illa mesela şöyle bir atalet toplaması yapmak nasip olmuştu da. Atalet diyor tembellik ademdir diyor. işlik hesabına çalışmandır. Yani o yattığın, oturduğun kalkamıyorsun ya. Orada aslında kendini bitiriyorsun. Kendini manevi intihar ediyorsun. Ama bir, bir kalkan illa kitap oku, Kur'an oku demiyorum. Şurayı bir süpüreyim de, şurayı bir düzenleyeyim de. Ya dün geldik yoldan Umut abi dedim ki abi yukarı çıktık bir şey yaptım aşağı inim. Abi dedim sıfırlandım ya psikolojim düzeldi dedim. Bak bir hareket oldu bir fiil yaptım aşağı indim. Bir hareket oldu acayip bir insanı yenileniyor, tazeleniyor. Ya. Hatta hatta bilimsel olarak da ne diyorlar? Hücre şey yapıyor. Evet, Hücre tazeleniyor yani. yani. Acayip kan akıyor tabi caizse vücutta. İnsan gayret ile say ve çalışma ile istidatlarını nemalandırdıkça İnşirah yani ferahlık başlar. Allah bu harekete insanı teşvik eden Allah bu harekete insanı teşvik eden bir de lezzet koyar. Harekette lezzet vardır ki evet. hakikati hakikat, e, harekette lezzet vardır. Hakikati inkar edilmez bir gerçektir. Kesinlikle. Gerçekten mesela kimle görüyoruz bunu en çok? E, özellikle Ramazan ayında falan gittiğimizde restoranlarda e, şeylerde, garsonlarda değil mi? Oraya oraya buraya şuraya adam hiç durmuyor. Ya orucunu çok saat sonra açıyor ama daha farkında hmm. değil. O hareketteki o lezzeti evet. alıyor yani. Hmm. Yine devamında fıtratın gereği say ve gayreti terk edip tembelliği şiar eden eline telefonu ya da kumandanı alıp kumandayı alıp yatanlar da bu fıtratın ihaneti neticesinde klinomani sendromunu yakalanırlar sendromuna yakalanırlar. Klinomani sendromu kişinin yatağına aşık olup bütün gün yatakta bütün gününü yatakta geçirme isteğidir. Bu bilimsel bir şey yani Bilimsel. Abi. Evet abi. Psikoloji yani yani bir şey var. Ya. Yani bunları işkembeden mi sallıyorsun? Evet. Yani bu abinin tefekkürü gerçekten çok, çok güzel. Orijinal. Aslında abi bağlamış olay aslında. Aynı. Yani o yatağa bağımlı ya da bugün sadece da değil. Oturduğun yerden kalkamadığın, <laughs> Telefonun içerisinden çıkamadığın <laughs> her Telefona dalıp durak kaçırıyorsun mesela. Ya işte bu her bir hal aslında işte bu mahiyetimizi <laughs> çözemediğimizi bize gösteriyor ya. Yani. İşte bu asır insanının, hasreten gençlerin durumu bu. O yüzden bizi geceleri uykusuz bırakacak, sabaha yataktan fırlatacak, ya. insaniyetimizi inkişaf ettirecek ulvi gayelere uğraşla, uğraşlara ihtiyaç var. Yani aslında burada çok da güzel bir şey var. Hani diyor ya gaye hayal olmazsa eshan enerlerin etrafında döner. Yani artık ben uğraştığın de. tek şey bencelerin, benliğin, bunun içerisine şeyi de kat. Hani madde tarafından meşgulsün tamam. Okay. Adam diyor ki yani abi diyor düşündüm düşündüm. Bu böyle olmaz diyor. Bir sanıyorum ki bir şey buldu harbiden. Ben diyor kas yapmaya karar verdim. Mesela. Ya kardeş. Yani oradan çıkıyorsun başka bir sıkıntının içine kendi. Kas yapmak değil mesele. Kas yapmak sıkıntıdır demiyorum. Anladığım şey aynanın karşısındaki seni bir geç artık. Ulvi bir yani yani sen olsun ya. insansın. Mahiyetin yüksek. Ve geliyoruz abi buradan az önce de dediğimiz gibi. En son kısımda ne demişti abi bak? Gençlere hasaten gençlere. Yani bu bugün bütün insanla ilgilendiren bir şey ama hasaten genç kardeşlerimiz. o zaman 3-5 tavsiye verip bitirelim inşallah. Bu dijital çağı. insaniyetini düşünerek kullan. Başta nefsime söylüyorum bunlar. Mustafa. Dijital çağı insaniyetini düşünerek kullan. Sen nesin? Sen bu musun? Bir de kendini bir değerlendir, bir muhasebe yap. Gün içerisinde ne yapıyorsun? Nelerle meşgulsün? Hayatın ne minvalde gidiyor? Onu bir düşün ve harekete geç. Buradan anladığımız üzere yerinde durma. Depresyona girmek istemiyorsan abi harekete geç. Faaliyette lezzet vardı. Bakın çok bir psikolojik şey vardı. Aklın dinlenmesi için diyor bedenin yorulması gerekir. Ya kesinlikle. Oğlum, bunu bir anlayamamıştım ben. Depresyondaki insanlara da söylüyorlar bunu. Aklın dinlenmesi için, aklın sağlığına kavuşabilmesi için... Faaliyet, hareket, hareket. meşguliyet diyorlar ya abi yani o meşguliyet aslında seni tedavi ediyor. Artık Kesinlikle. yani bir yerden sonra oradaki bir çıkarın değil. Oradaki meşguliyet insan aslında şu bile Mustafa abi hadi diyelim ki manevi olarak bir ulvi gayen yok. Ama en azından Hasan abi bizim Samsun'da konuşmuştuk ya ya dünyevi bir gayeniz olsun ya. kardeşim ya bir insan ol. Yani bir şey yap bir çalış hatta bu noktada mesela gaye edinmiş insanlar var. Sosyal medyada görüyorduk abi. Adam mesela gece 3'te 4'te kapatıyor dükkanını. 7'de sabah adam yine dükkana gidiyor açmaya. Yani adamın bir gayesi var en ya. En azından bak dünyalık evet. olsa bir gayesi yani var. Yatakta geçirmiyor. Yatakta yani. yani. geçirmiyor. En azından bir dünyevilik daha iyi olsa işte mesela örnek veriyorum bir ders çalışma olur, bir KPS olur bir vesaire. Bir şey başarmak olur yani. Bir gayemiz olsun yani. Gayem. Diğer türlü insani sukuyot ediyor yani. He, bunun yanında ulvi gayemiz olsa nurun ala nur yani. Zaten asıl olması gereken gaye o yani. Kesinlikle. Allah nasip etsin. O yüzden hazır edelim, dikkatle basalım ve dijital çağ mevfi kısmının bizi yutmasına izin vermeyelim abiler. Bu sosyal medyayı kullanırken de hani benim tavsiyem yani bu ekran sürelerimizi kısıtlayarak yani ekran sürelerinden kastımız nedir? Her bir uygulamada da olabilir, genel telefonda da olabilir. Kısıtla kardeşim. Kendine sınır koy. Elbette bu sınırı geri bozup girmek de senin elinde ama bir hatırlatıcı olur. Yani orada sana vahiyetini belki hatırlatır. Bununla e, veyahut yani her bir sayfayı takip etme mübarek yani. Evet. Her bir şeyi takip etme. Her bir şeyi bilmek zorunda değilsin yani. Yine bunları bu dersin genelini tefekkür ederek e, değerlendirebiliriz. E, i̇nşallah. İnşallah. Başta nefsimiz yani. Çünkü biz kendimiz lezzet alıyoruz bu derslerden. Başta nefsimiz şu dijital çağın mevfi kısmından kurtulur. Müsbet kısmıyla da istizatlarını açığa çıkarır inşallah. İnsan olarak kalabiliriz inşallah. İnşallah. Konumuz oydu. Bu konuya da burada son veriyoruz inşallah. Bitti. Ee, dijital çağda, bu çağda e, yaratılmış olduğumuz bizler bu çağda yaratıldık. Bu çağda insan kalabilmeyi Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. Aslında bir daha bir şöyle bir şey var. Derste bizim için de aslında bundan sonra başlıyor. Bundan sonra başlıyor. Ya bundan sonra artık dijital çağda insan kalmaya ya. Allah nasip etsin. Çünkü ya. bak mahiyetimizi hatırlattık evet. birbirimize. Yani bir de şu da var. Artık bu kadar şeyi öğrendik. Mesulüz. Onun da ayrı bir mesuliyeti var yani. Ee, i̇nşallah insan kalırız. İnşallah diyelim ve dersimizi de bu şekilde bitirelim. Allah rızası için